Herkese merhabalar. Newcastle United Red Bull serimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde ilk sezon ve takım planlamasından bahsetmiştik. İkinci bölümde de geri kalan 4 sezonda takımın neler yaptığına bakacağız. Biraz başarısız gelebilir, yanlış transfer hamleleri de olmuş olabilir ama müdahale etmeyeceğimi söylemiştim. Gerekli teknik ekibi Newcastle United'da oluşturduktan sonra ki bunu yaparken öncelikli olarak teknik direktörü ve o teknik direktörün geldiği takımda çalıştığı asistan menajer, istatistikçiler, kondisyon antrenörleri ve bazı gözlemcileri yeni takıma taşıyarak yapıyorduk. Yeni takımı onunla birlikte getirerek yapıyorduk. İlk sezonda transferleri yaptık. İkinci, üçüncü senelerde birkaç transfer sonrasını yine teknik heyete bırakmıştık. Şu an biten ligde dördüncü sırada gözüküyor. Burada bakmak istediğim menajer değişimlerine gitmek istiyorum. İlk sezon sonunda yanlış hatırlamıyorsam bakmıştık. Şimdi ikinci sezonda neler olmuş onlara bakalım. Tottenham, Mourinho gitmiş. Burnley'de değişiklik var. Brighton'da Steven Gerrard burada da tutunamamış. David Moyes West Ham'dan ayrılıyor. West Ham'dan ayrılıyor. Aston Villa'dan Dean Smith. Sheffield, Chris Wilder'ı siz nasıl gönderirsiniz? Ben buna çok üzüldüm. Yani adam sizi alt liglerden getirdi buralara. Süper Lig'de de fena değildiniz. Vahit Halilhodžić gelmiş yerine. Evet, enteresan bir isim. Bakalım seneye gidecek mi? Wolverhampton'dan da Frank de Boer ayrılıp Paul Sosa gelmiş yerine. Paulo Sosa. Ancelotti, Nenad Bjelica gelmiş Everton'a Ancelotti'nin yerine. Burada Leonardo Jardim gitmiş. Eusebio, De Francesco zaten garibim. Şu gözlükleri takıp her yere gidiyor. Şimdi Parma'da. Oyunda hiç boş kalmayan teknik direktörlerden birisi olabilir. Yani Türkiye Ligi'nde görebiliyorsunuz. Premier Lig, oradan Serie A'ya gitmiş. Enteresan bir adam. Burada Slaven Bilic West Bromwich Albion'dan ayrılmış. Burada da yeni menajer Slaven Bilic West Ham'da. Adam hiç boş kalmamış ya. 24 Aralık 2021'de ayrılıp hemen başka kulübe gitmiş. Enteresan. Eddie Howe, Chris Hughton, Daniel Fark. Bakıyoruz böyle başka. Pep Guardiola City'den ayrılmış. Carlo Ancelotti City'nin başına gelmiş. Yani böyle Ancelotti, Mourinho ve Pep Guardiola üçgeninde bir şeyler yaşanmış. Pep Guardiola nereye gitti acaba? Merak ediyorum. Rafa Benitez burada var. Nereye gelmiş? Burnley'e. Mihail Laudrup. Ah, bir 10 numaralı formayı giysen de tekrar izlesek. Mihail Laudrup. Bir de Brian Laudrup vardı kardeş ama tabii Mihail biraz daha sıyrılmış bir adamdı. Çok daha göze hoş gelen, bol oynayan bir adamdı. Ancelotti. Tottenham'da Pep Guardiola sesleri. Ancelotti City'ye gidiyor. Tottenham Pep Guardiola'yı getiriyor. Değişik bir olay olmuş. Burada Everton'da Nenad Bjelica tutunamamış. Şu an boşta mı? Evet. Rafa Benitez Burnley'den ayrılmış. Vincent Kompany gelmiş Wolves'ın başına. Paulo Sosa yine bir Portekizli. Evet. Yani yine bir Portekiz şeyin devam ettirmişler. Geleneğini devam ettirmişler. Tabii burada Kompany. Evet. Burada görmüştük zaten. Aslında sahip başkan Çinli. Ama niyeyse Portekiz ekolünü devam ettirmeyi planlıyorlar. Mikel Arteta ayrılmış Arsenal'dan. Henry gelmiş yerine. Onu da mı yedin Premier League? Burası Premier League. Öyle her hoca tutunamaz burada. Duarte, Henry, Guardiola yine kovulmuşlar. Oyuncuların güvenini kaybetmesi. Ligdeki kötü performans. Bu da onaylanmadı diye herhalde yönetim istemedi yani kısacası. Bilic West Ham'dan gönderilmiş. Brendan Rodgers gelmiş West Ham'ın başına. Slaven Bilic Sheffield United'ın başına gelmiş. Yalnız Bilic'teki adam yönetimi, motivasyon falan harika. Evet, taktiksel bilgi birikimi biraz düşük. Turlar bölümüne gelelim. İlk sezonda 7. olmuştuk ve Avrupa Ligi'ne gitmiştik 59 puan. İkinci sezon yeniden 7. olup Euro Cup'a gidiyor. 64 puanımız var. Şampiyonlar Ligi diyor. Bu da şu anlama geliyor. 7. olan bir takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi için bir önceki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yani Euro Cup 1'de kupayı kazanması gerekiyor. Muhtemelen orada kupa kazanıldı. Newcastle United 7. gene 71 puan. Sürekli 7. ve son sezon mu bu? Evet. Burada bir 4.lük var. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 76 puan. Ve son sezonda artık 4. Bakın kademe yani ilk 3 sezon 7. sonraki 2 sezon 5. artık son 2-3 sezonda transfere dokunmadık acaba onun mu etkisi oldu bilmiyorum ama burada 2 sezon 4. Premier Lig'de yani böyle üst bölümlere oynamak tabii bu kadroyla oyunun kendi
dinamiklerini bırakmayıp biz oynasaydık muhtemelen bu kadar sezon içerisinde şampiyon olmuştuk. Ama burada daha güzel oldu bence. Böyle iki sezon dördüncülükle bitirdiler. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanmış. Son sezon Chelsea'nin şampiyonluğu var. Yani Chelsea son iki sezonda damga vurmuş. Bir sene Liverpool, bir sene Manchester United ve iki sezon Chelsea'nin şampiyonluğunda Chelsea'nin gölgesinde geçmiş. Premier Lig. Transferlerimize göz atmak istiyorum. Transferlerin pek çoğunu ben de merak ediyorum. Çünkü ilk sezon harici hiç transfer yapmadık, ağırlığımızı koymadık. İlk sezonda çok güzel bir kadro kurmuştuk. Oyuncular da tahmini bedeller ama yakın bedeller diyebiliriz. Verip kadromuza katmıştık. Tabii ilerleyen dönemlerde bu oyuncuların sıkıntı yaratabileceğini söylemiştim. Kulüp satabilir demiştik. Bir sonraki sene kadroya kattığım oyuncu sadece Andrea Belotti var. Santrafor getirdim. Belotti halen Newcastle United'ın formasını giydiğine göre hocanın da beğenisini kazanmış. Satılan oyuncular Luis Felipe ve Christopher Ayer, Orel Mangala bizim getirdiğimiz şu 3 oyuncuyu da göndermişler. Biraz bütçede yer açmışlar. Kendilerine Jonathan Ikon gelmiş Lille'den. Wesley'i getirmişler. Bu stoperi de seviyorum. Bir sonraki sezon neler yapmışlar? Burada ben iki tane oyuncu getirdim. Onları göstereyim. Jerome Onguene ve Romario Baro. Portekiz'den bir orta saha bir de taş stoper getirdik. Hala ikisi de takımda mı? Evet, ikisi de takımda. Baro'yu kim izliyormuş? Chelsea. Premier Lig'in en iyi takımı şu an. Son iki sezondur şampiyon. Evet, Chelsea kancayı takmış bu iki oyuncuya. Carrasco'yu getirmişler. Luca Pellegrini, Aaron Newton. Burada çok dikkat, Dani Ceballos'u kiralık olarak getirmişler ve Marco Asensio kiralık gelmiş. Yine 105 milyon euro oyuncu satmışlar. Alfredo Morelos. Bunu ilk sezon devre arasında getirmişlerdi teknik heyet. Joshua Wagnoman yine bizim getirdiğimiz genç bir oyuncu. Callum Chambers. Bunu ben getirmemiştim. Evet, bunu ben getirmedim. Kendileri getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Angelinho Atalanta'dan sol bek Angelinho'yu almışlar. Bunu da satmışlar. Dubravka. Kaleci Dubravka'yı da fena değil 3.7'yi okutmuşlar. Bir sonraki sezona baktık. Artık bu son yani 4. sezon sondan bir önceki sezon. Burada transferi hiç müdahale yapmadım. Stoper Leonidas Stergiou'yu getirmişler. Ronaldo Camara. Yalnız yine Benfica'dan bedavaya almışlar ya. Çok güzel bir oyuncu. Connor Goldson. Rangers'tan stoper İngiliz. 245 milyon euro oyuncu satmışlar. Kumbulla gitmiş bizim getirdiğimiz. Boga'yı biz almamıştık. Kendileri almışlardı. Miguel Almiron gitmiş. Yannick Carrasco, Tijana, Ola, Ayana. Bu kimi? Spartak Moskova'dan. Evet, bunu da sol beke getirmişlerdi. İyi paralara vermişler ya. 26 milyon. Evet, Maxim'in sonunda gitmiş. 25,5 milyon euroya Lazio'nun yolunu tutmuş. Manuel Locatelli 15,5 milyon euroya gelmiş. Çok sevdiğim bir oyuncu ve Christian Pavon Newcastle'dan kiralık almışlar ve kiralamışlar. Yani Pavon bir dönemin en etkili kanat oyuncusuydu, değil mi? Geçen sene ve ondan önceki seneydi yanlış hatırlamıyorsam böyle damga vuran Lautaro Martinez'le birlikte damga vuruyorlardı ve Kieran Tierney burada kiralık, Troy Parrott da kiralık olarak Tottenham'dan kadroya katılmış. 245-118 para kazanmışlar ama son sene güzel para ezmişler. Bakalım kime ne kadar harcadılar? 65 milyon euroya Adnan Januzaj. Bu transferin hiçbir mantığı yok. Renato Sanchez, Nicolo Barella harika iki transfer ki Nicolo Barella Renato Sanchez'in de önünde bence. Yani İtalyan oyuncuların bende bir adım daha öndedir zaten ama genel itibariyle baktığımız zaman zaten Barella'yı biraz daha iyi görebiliriz. Ve Adnan Januzaj bu kadar parayı verecek performans ne yaptın çok merak ediyorum. 22 maç 3 gol 7 asist. Yani sırf Manchester United temelin olduğu için, çalışma iznin olduğu için mi bunlar bu kadar para verdi? Merak ediyorum 65 milyon euro. Ve satılan oyuncular Sandro Tonali gitmiş 102 milyon euroya. Stefano Turati. Bu nasıl kaleci lan? Egzantriklik 20. İyi ki gitti göndermişler. Ben kafayı yerdim burada. Ve Dragowski gelmiş 19,5 milyon euroya. Yine bir dönemin çok etkili kalecilerinden de. Yani bir dönemin derken şimdi de iyi kaleci de. Şimdi bu kadar paralar verilip alınmayan bir kaleci. Bu arada Mert Fenerbahçe'ye gitmiş. Burada başka tanıdık bir transfer göremedim. Peki bizde Pavon Everton'a kiralanmıştı zaten. Livakovic 12 milyon euroya Elit Tehad'a gitmiş.
Vay be Livakovic. Güzel kaleciydin sen. İyi sezonlar. Yani 4 sezon senle oynamış hoca. Burada Dragovski gelmiş. Peki. Hocanın taktiği 4-2-3-1 yine. Gördüğümüz gibi değişmemiş. Hocanın oyun tarzına da bakacağız. Kazandığı kupalara da bakacağız. Şöyle bir oyuncuların en son neler yaptığına bakalım. Son sezona bakabiliyoruz tabii. Troy Parrott Tottenham'dan kiralık ve 23 gol. 16 gol Bellingham. Bellingham'ın son halleri ne alemde? Fizik kalite olarak birinci sınıf olmuş. Perişan eder. Dribling falan da çok iyi. Teknik fena değil. Özel yetenek. Hiç fena bir adam değil. Topsuz alanı falan da güzel. Eksik noktaları var. Daha 20 yaşında. Bunu da unutmamak lazım. Pişip olgunlaşacağı 2-3 senesi daha var önünde. Özellikle bu bir sene çok daha çabuk gelişecektir. Osimhen 16 gol, 4 asist. Dani Olmo 14 gol. Ya bu Dani Olmo Premier Lig'de çok güzel performans gösterdi yalnız. Geldiği ilk seneden beri burada görüyorsunuz ligde attığı gol, asist sürekli olarak şans bulmuş kendine. Gayet de başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Jonathan Ikon kiralık gönderilmişti bu herhalde. Evet, Fenerbahçe'ye gidiyormuş Ikon. Evet, Fenerbahçe ile anlaşmışlar. Jonathan Ikon gidiyor. 10 gol. Asistlere bakalım. Kral kim? Romario Baro. 12 asist. Barella 11 asist. Yalnız orta sahada Baro ve Barella var. İkisi de 10 asistin üstüne çıkmışlar. Gol sayıları ve asist sayılarına baktığımız zaman 30 kaç şu an? 33 yapıyor. 34. Direkt gole katkı sayısı gerçekten çok iyi rakamlar. Kamara, Ronaldo Kamara 7 gol, 10 asist. Ronaldo Kamara. Yani bedavaya gelmiş bu adam. Çok merak ediyorum. Serbest kalma bedeli mi vardı 25 milyon euro? Çünkü Portekiz takımlarında öyle serbest kalma bedelleri olabiliyor. Güzel bir kadro kurmuş hoca. Zaten bizim satın aldığımız oyuncuların üstüne de kendi yapısını inşa etmiş Barella'yı biz almadık. Pellegri bizden değil. Upamecano'yu biz almış olabilir miyiz ilk sene? Evet. İlk sene biz getirmişiz. Kendisi kaleci sağ bek almış. Forvet hattını düzenlemiş. Yine güzel transferlerle takıma bence bir şeyler katmış. Şimdi hocamıza bakalım neler yapmış Julian Nagelsmann. Dikey tikitaka 4-2-3-1 geniş tercihi. Oyun stili pasa dayalı. İkinci taktikte 5-2-2-1 kanat beklerle oynadığı bir taktik varmış. Kupa kazanma geçmişine bakalım. Menajerler diyelim. 2 tane kupa kazanmış. Kupa şampiyonlukları 2. %58 galibiyet oranı varmış. Güzel bir galibiyet oranı bence. Euro Cup ve Karabağ Cup. 2020'de Karabağ Cup, 2022'de Euro Cup'ı müzesine götürmüş. Newcastle United'a 2 kupa kazandırmış. Yani Premier Lig en son 1927'de almışlar. Bu nasıl bir hasrettir bilmiyorum. Böyle bir 5-6 sezon giderse ama Nagelsmann yavaş yavaş 7.likten 4.liğe, 4.likten de artık 1.liğe, 1. sıraya atlayabilir mi? Tabii buna bakacağız. Çok enteresan, çarpıcı şeyler var çünkü. Mesela Chelsea'ye gelelim. Şöyle bir şey hazırladım ben özel. Evet, burada son transfer ücretleri var. Yani Chelsea kulübü bu oyuncuyu kadrosuna katarken harcadığı paralara bakıyoruz. 115 milyon euro Haaland'a vermişler. Milinkovic-Savic 109. Fabian Jan Oblak 100-102. Yani şöyle 4 tane 100 milyon euronun üstünde bonservis vererek kadroya kattığı oyuncu var. Kepa Arrizabalaga bu eski, geçelim onu. Kai Havertz 78 milyon euroya transfer edilmiş. Chiesa var 77 milyon euro. Ya yani bu paralara transfer yaptığı başka kulüplerin bütçeleri, yani ilk 4-5 Newcastle United yapamaz. Bıraksak önümüzdeki sene de bir tane falan herhalde böyle oyuncu alır, ama zaman içerisinde bu kadar kısa sürede bu oyuncuları da kadroya katmak önemli bir şey. Manchester City'ye bakalım neler yapmışlar. 133 milyon euroya Bentancur'u almışlar. 107 milyon euro Fabio Silva. Angel Correa'ya 100 milyon euro. Dele Alli 88. Diogo Jota 86. Şuradaki de toplam bonservis bedelleri oyuncuların kariyerleri boyunca onlara verilen, onlara biçilen fiyat diyelim ve verilen bonservis bedelleri. Bastoni 81 milyon euro. Yani bunlarla kapışabilmek çok zor. Rodri 70 bunlar. Thomas Lemar gelmiş 76 milyon euroya. Liverpool kimleri almış, neler yapmış? 112 milyon euroya Dybala'yı getirmişler. Varane 103, Tonali 102, bunu bizden almışlardı. Gravenberch 96, Pellegrini 90, Lorenzo. Declan Rice 87 milyon euro. Declan Rice da güzel bir oyuncu yani, fizikli. Hem teknik kapasitesi falan da oldukça iyi. 87 milyon euro vermişler. Alisson'u geç. Kimpembe 63 milyon euro. Memphis Depay 61.
Sergio Reguilon 61 milyon euro. Yani şuraya görüyorsunuz artık. Bir burada Alisson var. Van Dijk'ı göremedim. Van Dijk nerede? Paris Saint-Germain'e gitmiş. Kaç paraya transfer olmuştur acaba? Bedavaya gitmiş lan. 70 milyon euroya Van Dijk mı? Oyun bozuk. Oyun ciddi anlamda bozuk. Başka hiçbir anlamı yok. 70 milyon euro nedir? Ya belki çok moralsizdir, mutsuzdur. İlla gideceğim gideceğim demiştir olabilir. Ona da bir şey diyemeyeceğim. O yüzden o oyuncularla buradaki transfer bedellerini bir araya getirdiğimiz zaman yine fena değil. Alt sıralardaki takımlara bakalım. 114 milyon euro Dembele gelmiş. 107 Dejan Kulusevski. 93 Harry Maguire sonradan yapılan transfer. 81 Lautaro Martinez. Bergwijn gelmiş 70 milyon euroya. Saul 70. Lucas Paquetá 70. Nuno Santos 65. Yine bunlar da baya baya yeni takım kurmuşlar ya. Bruno Fernandes sayma. Burada da Harry Maguire. Yine son dönemde para bayılıp aldıkları oyuncular hep yeni oyuncular. Son olarak Arsenal Tottenham'a da bakacağım. Arsenal neler yapmış? 113 milyon euroya Sancho getirmiş. 84 Nicolas Pepe. Tamam. Bu da önceden olan bir transfer. Karamoko Dembele gelmiş. 61-46. Yani bu baktığınız zaman öyle 100 milyon euro barajını bir oyuncuyla geçmişler. 80'de bu da önceden yapılmış bir transferdi. Oyunla bir alakası yok. Kulübün kendi yaptığı bir transferdi yani. Baktığınız zaman 60 milyon euro Sancho'ya da 113 milyon euro herhalde boşluklarına geldi verdiler. Yani Arsenal'in 6. sırada olması veya şampiyon olamamış olması bugüne kadar kabul edilebilir bir durum. Buraya baktığımız zaman Antony 87, 80 milyon euro Rafa, Merih Demiral 75, Tottenham'a gelmiş Tanguy Ndombele'yi geç, Gedson Fernandes 53, bunları da geç, Onana gelmiş 52 milyon euro. Yani buraya da baktığınız zaman gene oyunculara verilen paralar 3 basamaklı haneyi geçmemiş. İlk bölümde söylediğim bir şey vardı. Bahsi geçen hani 200 milyon sterlin, o da işte 250 milyon euro bile yapmıyor. O civar bir şey diyelim. 250 milyon euro Premier Lig için bir şey değil. Chelsea'nin yaptığı transferleri görüyorsunuz. Manchester City, Liverpool yani Arsenal, Tottenham 70-80 milyonluk euroluk transferlerle pek başarıyı elde edememiş ama Chelsea, City, Liverpool'a baktığınız zaman hepsi bunlar yıl içerisinde bu 5 yıllık süreç içerisinde şampiyonluk yaşamış takımlar ve harcadıkları paraları da görüyorsunuz. Bu yüzden kolay kolay bu ligde bu paralara şampiyonluk olunmaz. Şampiyonlar Ligi'nde geçmiş şampiyonlar Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain ve 2 sene üst üste Barcelona ama şöyle bir baktığımız zaman 5 senede de finalistler İngiliz takımları, hatta bir sene final İngiliz takımları arasında oynanmış. Biz Euro Cup'a bakalım. Lazio United, evet, Newcastle United burada 2021-2022 sezonunda kupa kazanmış. Liverpool ve Manchester United daha sonra yine İngiliz kulüpleri, hatta bir İtalyan olmasa ki o da Arsenal kaybetmiş. Arsenal yenseydi yine bir İngiliz kulübü 5'te 5 yapmış olacaklardı. Euro Cup 2'de durum ne? Monaco, Valencia ve Villarreal, burada Trabzonspor finale çıkmış 2022-2023 sezonunda. Türkiye Ligi'ne de bakacağız burada. Finalde Tottenham kaybetmiş Villarreal'e. Avrupa Süper Kupası'nda Chelsea, Lazio, United, Paris Saint-Germain ve Liverpool. Yani İngiliz takımları bu 5 yıllık süreçte damga vurmuşlar Avrupa Kupalarına. Son şampiyon Fenerbahçe diyor. Geçmiş şampiyonlar diyelim. Bir sene Galatasaray, sonraki 4 sezon Fenerbahçe şampiyon olmuş. Geçenlerde birisi çok güzel bir soru sormuş. Fatih Terim, evet, Fatih Terim Galatasaray'ın halen başında. Fatih Terim Galatasaray'ın başında mıydı diyor ilk sene. Gerçi başka bir video için söylemişti ama buradan da görüyoruz. Ömer Faruk Beyaz bu arada, evet, Galatasaray'da. Tabii bu nasıl oldu? Biz Newcastle United'a getirmiştik. Burada alt yaş kategorilerinde oynatmışlardı. Burada hatta 5 maç, 5 maça da sonradan girmiş, şans vermişler ama sonra Galatasaray'a transfer olmuştu Ömer Faruk Beyaz. Süleyman Duş vardı. O da fena sayılmayacak bir profilde ve potansiyelde çıkmıştı ama Süleyman Duş da kendini geliştirememiş ve Premier Lig'den tekrar Türkiye Süper Ligi'ne, Kasımpaşa'ya gelmiş. Türkiye Süper Ligi'nde 4 Fenerbahçe şampiyonluğu, bir Galatasaray şampiyonluğu var. Birinci Lig'de şampiyonlar Alanya, Yeni Malatya Denizli. Türkiye Kupası'nı merak ediyorum ben. Evet, Türkiye Kupası Galatasaray, Fenerbahçe, Sivas Kupayı kazanmış. Fenerbahçe ve tekrar Galatasaray. 2 Galatasaray, 2 Fenerbahçe.
bir senede Sivasspor kazanmış. Türkiye Süper Kupası 2 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, bir kere de Trabzonspor'un kupayı müzesine götürdüğünü görüyoruz. Newcastle United'ın başında Nagelsmann'ın güzel performans gösterdiğini düşünüyorum. 3 sene 7.liğe oynayıp sonraki 2 sene 4. olmuş ve başarısının tesadüf olmadığını göstermiş. Bu arada da bir Karabağ Cup, bir de Avrupa Ligi müzesine götürmüş. Uzun sürede başarılı olacağını düşünüyorum ama tabii Premier Lig'deki o üst sıradaki takımların oyuncuları kadrolarına katmalarına engel olmak lazım. Yoksa en iyi oyuncuları kadrolarına katıp kadrolarını güçlendirip diğer takımların da kadrolarını biraz zayıflatıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.